Kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Bugün İngiltere'nin en alt ligindeyiz. 4. liginde ve kulübümüz Wimbledon. Wimbledon'da şöyle ilginç bir gelişmeyi de sizlerle paylaşayım. Formalarında ön kısmında bir sponsor var. O da futbol oyunu. Futbol Manager sponsorlu bir kulüpteyiz bugün. Tabii bu küçük kulübü alıp İngiltere'nin en zirvesine götüreceğimiz bu serüvende bakalım yol haritamız nasıl olacak? Kadroya geldiğimizde 5-3-2 hiç kullanmayı sevmem. Değiştiririz diye düşünüyorum bu sistemi. Oyuncular bu isimler çok yetenekli isimimiz tabi yok. Bu ligde olması da kolay değil. En yetenekli oyuncu 64 genli 4 tane oyuncu var. En yeteneksiz 53 genli. Peki değer anlamında Ayüp Asal takımın en değerli futbolcusu. 20 yaşında bu adam iyi yerlere de gelebilir diye düşünüyorum. Altyapıya gelecek olursak burada da ya büyük bir yetenek yok. Emre Kaya diye bir tane santrafor var. Bu adam belki A takıma yükseltilebilir. Hatta hızı çok yüksekmiş. Şutu çok düşük bir santrafordan bahsediyorum. Hemen bir yandan formayı da gösteriyorum tam üst kısmında. Orada da futbol menajeri görüyorsunuz. Emre Kaya A takımda. Bütçeye gelecek olursak bütçesiz bir kulüp. Neredeyse 2 milyon euro ile başlayacağız. İşimiz kesinlikle kolay değil. Hemen bir kiralama teklifiyle başlayacağız. Satın alma opsiyonu da deneyeceğim ama vermediler. Lucas Chevalier Lille'den Wimbledon'a bir yıllığına gelebilir. Bu yıl gelirse bize üst ligede çıkarır diye düşünüyorum. 69 genli oyuncu. Bu tarz takımlarda kiralık futbolcu çok önemlidir. Loic Embeso Nottingham Forest'ta bir yıllığına onu satın alma opsiyonuyla kiralamayı deneyeceğiz. 2 milyon euroluk da bir satın alma opsiyonu koyduk. Barça'nın genç yeteneklerinden biri Estanis. O da satın alma opsiyonuyla Wimbledon'a bir yıl gelecek mi? Satın alma opsiyonu için 1,3 milyon euro anlaştık. Spezia'da 64 genli bir sağ orta saha var. Bu adamı 2 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralamayı deneyeceğiz. Elertson diye 1,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu denedik. 1.650 dediler. Estanis Wimbledon'da. Chevalier Wimbledon'da ikinci kiralık transferimiz. Loic Embeso satın alma opsiyonuyla geldi hem de. Son olarak da Elertson kiralandı. Sistem olarak 3-5-2 oynayacağız. 5'li oynamaktansa bu daha mantıklı diye düşünüyorum. Defans ve hücum aksiyonlarımız da şu an bu şekilde. Estanis'ten forvet çıkaracağız. Hedef bu. Açıkçası Ayüp Assal sol orta sahada çok daha yararlı olabilir. Hızı, driblingi iyi seviyede. Kyle Hadley'i kulübüne geri gönderiyorum. Yine Nathan Young Kumbus kulübüne geri gidecek. Orta sahamıza teklif var. 610 bin euro. 3-5-2'de orta saha değil defansif orta saha kullanıldığı için bu tarz isimler yani bütün orta sahalarımızı satacağız. Ethan gitti. Stoperimize 700 bin euroluk teklif geldi. Bir yandan da Josh Davison'a yani forvetimize 1,4 milyonluk mükemmel bir teklif var. Josh Davison satıldı. Will de gitti. Servet ile anlaştı. Elimizdeki bütçe 4 milyon euro. İspanya'nın alt liginden bir forvet getireceğiz. Hem de oyuncunun büyük potansiyeli var. Matias Arezzo Wimbledon'da. Orta sahalarımızdan bir diğerine teklif geldi. Harry Pell gidebilir. Emre Kaya'yı kiralama çalışmalarımız başladı. Ibiza istiyor. Sion'dan da bir teklif geldi Emre Kaya için. Harry Pell satıldı. Yedek kalecilerimizden Nick'e teklif var. Yeni Zelandalı 62 gende. Bu adam da gidecek. Nick Lechia'da. Emre Kaya da Sion'la anlaştı. Kwani Bartley için 2 yıllığına kiralama teklifi var. Bir yandan da Jack Curry için 400 bin euroluk teklif geldi. Sol kanat bekidir, sağ kanat bekidir. Bu adamlar da gidecek. Takımda sisteme uyumlu futbolcularla devam edeceğiz. Jack Curry gitti. Bartley de Dundalk'ta. Satışlar sonrasında 2 milyon euroya yaklaştık. Alex Woodyard için 520 bin euroluk bir teklif. Bu adamı satıp bir tane stoper almam gerekiyor. Hüseyin Biler için de teklif geldi. Ben bu adamı görmemiştim bu arada. Yani isim dikkatimi çekmemiş. Alex Woodyard gitti. Ciddi bir stoper almam lazım yoksa bu ligde iyi işler yapamayız. Andersen bir üstlükten İngiltere Lig 1'den Wimbledon'a geliyor. Sağ kanat bekine teklif geldi. Ogundere 220 bin euro. Evet, Estanis'te pozisyon değişikliği var. Oyuncuyu forvete çektim. Bakalım başarılı olabilecek mi? Hüseyin Biler satıldı. Isaac'i de gönderdik. Sol kanat bekine çok iyi teklif var Sarsport'tan. Bir yandan da David Fisher'a teklif geldi. 270 bin euro. Osev gitti. Takıma genç transferler yapıyoruz ama bir yandan tecrübe de eklemem lazım. Osvaldo Alonso 36 yaşında defansif orta saha. Artık Wimbledon'da. Ofansif orta sahaya da ciddi bir isim gelecek. Jefferson Farfan. Çok tanıdık bir isim aslında. David Fisher'a bir teklif daha var. Bakacağız. Fisher da gitti. Stockport'ta. Sağ kanadımıza iki teklif birden var. 19 yaşındaki oyuncu. O da takımdan ayrılabilir. Ve yine hedefte yaşlı bir isim var. Thiago Chionek 36 yaşında 69 gende. Lee Brown'u takasta istediler.
O da yaşlı zaten. Olur. Ersi satıldı. Başarabilirsek eğer son transferimiz olacak. Hatta takas da oyuncu da kullanalım. Mesela Chris Günter'i göndersem 200 bin euro teklif etsem. 280 bin euro geri dönüş oldu. O zaman 250 bin euroya düşürdüm. 260 bin euroda anlaştık. Umarım maaşta da anlaşırız. Riley Towler'ı gönderiyorum kulübüne. Şu arkadaşı defansif orta saha yapacağız. Magoma'yı da kulübüne geri gönderiyorum. İnanılmaz zorlu bir transfer süreciyle birlikte Wimbledon'da an itibariyle kadro hazır. Neredeyse bütün takımı değiştirdik. Önemli bir yapılanma. İşte bu senenin 11'i bu şekilde olacak. Her şey bu kulüpte hazır. Ayup Asal sol orta saha. Çok iyi gelişim. Bir de Marş'ı MDO'ya çektik. Artı 2'de o dedi. İlk sezon sonunu yaptığımızda Lig 2'de 78 puanla playofflara kaldık. Sadece 2 puanla doğrudan çıkmayı kaybettik ne yazık ki. Lig 2 playofflarında yarı finalde toplamda 7-2'lik galibiyet. Finalde ise 2-0'lık galibiyetle Lig 1'deyiz. Kulüp bu sene FA Cup'ta ne yazık ki yoktu. Karabağ'da ise 1. turda Leighton Orient'e 3-0'la elendik. Burayı City kazandı. Papa John'da Güney Bölgesi E grubunu lider tamamladık. 2. turda 2-1'lik galibiyet. Sonra penaltılarla devam. Çeyrek finalde rakibi eledik. Yarı finalde elendik. Avrupa'da ise Süper Kupa Frankfurt. Şampiyonlar Ligi Real Madrid. Avrupa Ligi Manchester United. Ve Konferans Ligi Villarreal'in oldu. Sene sonu itibariyle ilk 11 görüntüde. Acayip gelişimler görüyorum. Lucas Chevalier artı 4 dedi. Daha 2 hafta sonra da 74'e ulaşacak gibi duruyor. Devam ediyoruz. Mbesso'nun artı 4'lük gelişimi. Andersen'in artı 4'lük gelişimleri çok iyiydi. Tabi düşüşler de var yaşlı futbolcularda. Marş artı 5 dedi defansif orta sahada. Ayup Asal artı 2 pozisyon değişikliğiyle aldı. Bir de üstüne artı 8 ekledi. Toplamda artı 10 gelişti. Bu sene 74 oldu. Farfan 68'e düştü. Elertson artı 8 dedi bu sene. 72 oldu. Matias Arezzo artı 6 dedi. 74 oldu. Estanis de çok iyi gelişmiş. Onu da söylemek lazım. En iyi performans gol anlamında Daniel Ciofani'den geldi. 17 gol. 0 asisti var yalnız. Toplamda Asal takımı sürükledi. Arezzo çok iyiydi. Asist anlamında da tabi Asal 17 asiste takımın en asistçisi. En değerli oyuncumuz ise Matias Arezzo. Bu senenin en doğru transferlerinden biriydi kendisi. Sezon sonu karı görüntüde 3.770. En fazla formu Asal'in satıldı. Krallıklarda Salford'dan gol kralı çıkmış. Asist kralı bizden Asal 14 asistle. Gol yemeye maç sayısında ise Şevalye 4. Güzel bir sene geçirdik. Bu arada FA Cup'ta varmışız ya. 2. turda elendik. Bunu nereden fark ettim? Sezon sonu istatistiklerine baktığımda şöyle bütün sene sonuçları görüntüde. Dedim FA Cup'ta nasıl olmayabiliriz? Doğru, doğru. Yeni sezon 5 milyon euroluk bütçeyle başlıyor. Loic Mbesso'nun satın alma opsiyonunu kullanacağız 2 milyon euro. Mikael Elertson'un da satın alma opsiyonunu kullanacağız 1.650 muazzam bir satın alma opsiyonu. Altyapıdan Gonzalo Pinto çıkacak. Geçen sene de vardı ama potansiyeli şu an daha da netleşmiş bir vaziyette. Yine Adriano Dos Santos da A takıma geliyor. Oyunun kendi verdiği oyuncular altyapıdan üst yapıya geldi. Yani takıma. Willy Askelay'dan gidebilir. 610 bin euro karşılığında. George Marsh'ı Middlesbrough istiyor. Bir yandan da Kalambay'ı istiyorlar stoperimizi. Marsh gitmemiş. Çok kötü. Bu arada oyuncu sayımızda büyük bir sıkıntı var. O yüzden kalan isimleri de A takıma getirdik. Quinn Bartley de geri dönüyor. Marsh için Adana Demirspor'dan teklif var. Yaskel aynen satıldı. Kalambay'ı Hyundai'yi de. Marsh Adana Demir'e de gitti. Şimdi bu sene stoperde satın alma opsiyonuyla Yerson Mosquera'yı transfer etmek istiyoruz. Wolverhampton'dan 67 geni var. 1.5 milyon euro da bence iyi bir satın alma opsiyonu. Birçok mevkide kolaylıkla oynayabilen bir oyuncu Filip Stefanović. Manchester City ile görüşeceğiz. Onu kiralık olarak Wimbledon'a yani Lig 1'e getirmeyi düşünüyorum. 3.3'lük transfer ücreti olacak bundan sonra. Forvet için de yine satın alma opsiyonuyla bir kiralama teklifimiz olacak. San Lorenzo'da oynuyor. 20 yaş 65'ken Agustin Hauş 1.3'te satın alma opsiyonu. Evet geçen sene kaleyi Şevalye korumuştu. Bu sene İngiliz bir kaleciye teslim edeceğiz. Hem de çok normal transferlerden biri olacak. Çünkü yaşı 37 olmuş artık oyuncunun. Jübilesini neredeyse Wimbledon'da yapacak Tom Eaton. Yine rotasyon oyuncusu olarak gelecek bir isim daha var. Karşımızda Abdullah Durak. Tabi bu transferlerin en önemli amacı oyuncu satabilmek için belli bir miktarda paraya ihtiyacımız var. 18 kişilik kadroyu biraz genişletmem gerekiyordu. Kyle McPherson transferiyle artık satışlara başlayabiliriz. Yeniden. Filip Stefanović ofansif orta sahaya çekecek ve bu oyuncuyu burada değerlendirme planım var.
George Marsh'ı artık göndereceğiz 1.2. Kaça giderse gitsin. Adriano Dos Santos'u bir yıllığına kiralayabiliriz. Marsh satıldı. Dos Santos'ta kiralandı. Siligo Rovers'a. Öncelikle MDO'ya Marcel Romer diye bir isim gelecek. Fena değil oyuncu. Son transferimizde MDO'ya kiralama transferi olacak satın alma opsiyonuyla. Charlie Savage Manchester United'dan. An itibariyle ikinci senede Wimbledon'la Lig 1'e hazırız. İşte görüntüde planlanan 11, yedekler ve kadro dışındaki futbolcular var. Bu kadrodan çok şey bekliyorum. Bu sene hedef Championship. Bu arada Thomas Williams'i serbest bıraktık. Ona ihtiyacımızın olacağını zannetmiyorum. Stefanovic ofansif orta saha. İkinci sezon Lig 1'de şampiyon Wimbledon ve Championship'e gidiyoruz. FA Cup'ta ikinci turda 2-0'lık galibiyetle başladık. Üçüncü turda ise Tottenham'a elendik. Şampiyon burada Liverpool. Karabağ'a ikinci turda başladık ancak Everton'a 3-0'la elendik. Karabağ şampiyonu Manchester United. Papa John'da Kuzey Bölgesi A grubunda 3 puanla ikincilik geldi. İkinci turda 2-1'lik galibiyet. Üçüncü turda penaltılarla yola devam ettik. Çeyrek final 2-0. Yarı finalde ise 2-1'le kaybettik şampiyon Plymouth. Avrupa'da Süper Kupa Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi Barcelona'nın oldu. Avrupa Ligi bu sene Atletico Madrid ve Konferans Ligi Beşiktaş'ın mı? Ve finalde Trabzonspor'u yenmişler. Çok ilginç bir başarıyla karşı karşıyayız. Hani Fenerbahçe de az daha Avrupa Ligi'nde yarı finalden finale gidiyormuş. Penaltılarla eğlenmişler. Türk kulüplerinden muazzam başarı. Hedeflerin çoğunu gerçekleştirmemize rağmen görüyorsunuz. Kritik. Sene sonu itibariyle takımdaki gelişimler görüntüde. 11 bayağı 70 seviyesine ulaştı. Tek tek baktığımızda ise Embeso artı 3 dedi. Andersen artı 2 dedi. Mosquera artı 5 gelişti, kiralık geldi Wimbledon'da. Yine devam ediyorum. Charlie Savage'ı seneye almaya çalışacağız. Artı 4 önemli bir gelişim. Acayip hızlı düşüşler vardı. Kiralık giden Adriano Dos Santos artı 9 gelişti. Çok iyi. Çok iyi bir gelişim. Asal artı 4. Pinto artı 6 dedi bu sene. Stefanovic artı 5 dedi. Artı 4'ümüz vardı sağ orta sahada. Hücumda Agustin Auş artı 6 dedi. Arezzo artı 5. Emre Kaya da artı 6 demiş bu arada. En iyi performans toplamda Arezzo'dan geldi. Gol anlamında Havuş, asist anlamında Asal ön plana çıktı. En değerli oyuncumuz ise Matias Arezzo. Sene sonu takımın kârı 11 milyon euro. Burada 11 milyon euro gösterirken orada nasıl 11 milyon euro göstermiyor? En fazla forma Arezzo'nun satıldı. İstatistiklere geldiğimizde gol kralı bizden çıkmadı. 6. Havuş vardı. Asist kralı Grant Plymouth'dan. 3-5 bizden Asal ve Arezzo. Gol yenmeyen maç sayısında ise Heaton 5. Halbuki burada nasıl 9.23 gösteriyor ki kâr? Üçüncü sezona Wimbledon'da başlıyoruz. Championship'te 8 milyon euroluk bir bütçeyle hem de. Gerson Mosquera'nın 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak başlayacağız. Sezonun ikinci transferi Savage Manchester United'dan Wimbledon'a. Artık Championship'teyiz. Fenerbahçe Ayup Assal'i istiyor. Tabi piyasa değerini birazcık daha arttırabiliyoruz. 24 milyon euro. Assal'e bir teklif daha var. Bu sefer Southampton'dan geldi. Onlar da 24.5 %1 pay veriyorlar. Assal Southampton'da. Sene başı hedef yine Manchester United'tan bir oyuncu kiralamak. Sol kanat beki ama başka mevkilere kesinlikle çekeceğiz. Alvaro Fernandez 71 gende 4.550 satın alma opsiyonu olacak. Yine orta saha mevkiinde bir genç oyuncu var. Abdoulaye Kamara. Bu adamı da geldiği gibi ya defansif orta saha ya ofansif orta saha, hangi tarafa daha kolay çekilebiliyorsa oraya çekeceğiz. Bu sene kaleci transfer listesinden buldum. Benfica satmak istiyor. Helton Leite 2.3'e artık Wimbledon'da. Agustin'in satın alma opsiyonunu kullanacağız. 1.3 milyon euro. Alvaro Fernandez 2 haftada sol orta saha olabiliyor. Özellikleri zaten sol orta sahaya çok daha yatkın. Kamara da 2 haftada MDO'ya çekiliyor tam istediğim gibi. Bu arada bizim Adriano Dos Santos'ta büyük potansiyel var. Bu adamı bir yıl daha kiralayacağız. Bu arada Adriano Dos Santos bir yıllığına kiralanmak üzere. Andersen'i yollayacağız. Porto'dan teklif 6.7'de. Ligde çok acayip stoperler var. O yüzden yani bir tane çok üst düzey stoper getirmem lazım. Oyuncuyu 8.9'a yolluyoruz. Dos Santos kiralandı. Andersen de Porto'da. Kolay olmayacak ama onu istiyoruz. Christopher Ayer. %10 pay da koymak istiyorlar hatta. Embeso'yu da takas da verirsek bu transferi bitirebilirim diye düşünüyorum. Aynen de öyle oldu. Stoper eksiğimiz var, paramız yok. O yüzden serbestten Joachim Nilsson. İsveçli 74 gende
Wimbledon'a geliyor. Transferler Wimbledon'da bitti. Bu sene ana hedef tabii ki de Championship'te kalabilmek. Orta sıralarda yer alabilirsek önümüzdeki sene Premier Lig'e çıkmayı hedefleyeceğiz. Alvaro Fernandez sol orta saha aldı. Kamara'yı da defansif orta sahaya çektik. Courtney Senior da sağ orta sahada. Championship'te sene sonunda 15. olduk 61 puanla. Bu sene hedef zaten buralarda olmaktı. Şampiyonun 104 puanı var. FA Cup'ta artık 3. turdan başlıyoruz. Tekrara kaldık. Tekrarda galibiyeti aldık. 4. turda ise 4-1 ile Brentford'a kaybettik. Şampiyon Brentford. Karabağ'a geldiğimizde 2-0'lık galibiyetle başladık. 3. turda Norwich City'ye elendik. Şampiyon Newcastle. UEFA Süper Kupası Atletico, Şampiyonlar Ligi Chelsea'nin oldu. Avrupa Ligi bu sene Paris Saint-Germain ve Konferans Ligi Milan'ın. Sene sonu itibariyle takım kadrosu görüntüde. Gelişimlere geldiğimizde kalecimiz artı bir gelişmiş 34 yaşında. Christopher Ayer müthiş bir seviyeye geldi. Çok doğru transfer olduğunu gösterdi bu sene. Diğer stoperler sadece artı ikişer gelişti. Defansif orta sahalarımız artı 5'er gelişti. Biri 73, diğeri 74 oldu. Adriano Dos Santos bu sene hayal kırıklığı. Alvaro Fernandez'in seneye bonservisini kesinlikle alacağız. Artı 7 dedi. Artı 5 Pinto vardı. Stefanovic artı 5 dedi. Onun da bonservisini almak istiyorum. Ellerson artı 3'te 79'a ulaştı. Agustin'i seneye gönderip yeni bir forvet alma planım da var. Bakalım ne olacak. Performanslarda toplamda en iyi Filip Stefanovic'ti. Asistan anlamında da Mikael Ellerson çok iyiydi. En değerli oyuncu ise Matias Arezzo. O da artık yeni kontratı hak ediyor. Sene sonu 33 milyon euroluk cash. Ayer en fazla formayı sattırdı. Ligde gol kralı Otson Edward Crystal Palace'dan çıktı. İlk 15'te bizden kimse yok. Asist krallığına geldiğimizde Ellerson 7.ydi bizden. Gol yenmeyen maç sayısında ise Leite 13. Biraz geride. Sene sonu tablomuz Championship 15. FA Cup 4. tur Karabağ 3. tur. Yeni sezon başlıyor. Championship'te hedef şampiyonluk. Bütçe ise 10 milyon euro. Alvaro Fernandez'in satın alma opsiyonunu kullanıyoruz. Fernandez'le anlaştık. Bu arada Stefanovic'le şartlarda anlaşamadığımız için çok yüksek maaş talep etti. O yüzden Stefanovic gelemiyor. Bu sene net olarak oyuncu satmamız lazım. Bütçe çok yetersiz. Öncelikle yedek bir kaleciyle anlaşacağız. Günay Güvenç. Şampiyonluğa oynayacaksak ona ihtiyacımız var. Yago Aspas 37 yaşında. Championship'te artık çok yaşlandığı için buralara düştü. Arezzo ile artık yolların ayrılma zamanı geldi ve teklif Ajax'tan geldi. 52.5 istiyorum. 40.5 dediler. 50.5'e kadar düştük ve anlaşıyoruz. Emre Kaya'yı Beşiktaş kiralamak istiyor. Görüşeceğiz. Ellerson'a da önemli bir teklif var. Oyuncu için 26.5'lik geri dönüş yaptık. Celtic'ten de 26.1'lik bir teklif geldi. Arezzo satıldı Ajax'ta. Ellerson satıldı Celtic'te. Elimizde 68 milyon euro var. Öncelikle ligin en yetenekli kalecisini istiyoruz. Bernd Leno Fulham'dan, yani Championship'te oynuyor şu an. Championship içerisinde takım değiştiriyor. Wimbledon'a geliyor. Stefanovic'i 1 yıl daha kiralamaya çalışacağız. Yine satın alma opsiyonu. Tabii geçen seneye göre satın alma opsiyonu da artacak ama buna mecburuz. Böyle bir ismi kaybetmek istemiyorum. 8.4 %44 satış payı. Sene sonu kontratı biten isimlerden biri fırsat transferi olarak gelecek. Diaz istediğim oyuncu. Blackburn'dan, yani Championship'te yine kulüp değiştiren bir oyuncu daha. Stopere de önemli bir takviye yapacağız. Nathan Collins Wimbledon'da. Emre Kaya Beşiktaş'ta. Agustin için teklif var. Orta sahada genç bir isim teklif ediyorlar ama ben Agustin'den daha fazla para kazanabileceğimizi düşünüyorum. 7 milyon euro istiyoruz Agustin için. Agustin Anderlecht'te. Yeni hedefi belirledim. Sağ orta sahaya Manchester United'dan Facundo Pelistri. 76 gende oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyorlar. Satın alma opsiyonu da ekleyebilirsek, ki ekledik, 15.5. Wimbledon'a gelmek üzere oyuncu. Wimbledon bu seneye hazır. Gelen ve giden tablosu görüntüde. İşte bu sene Wimbledon'un 11'i. Hedef Premier Lig. Başarabilecek miyiz? Sene sonu Championship'te şampiyon Wimbledon ve Premier Lig'deyiz. Şimdi FA Cup'ta 3. turda 4-1'lik galibiyetle başladık. 4. turda 2-2 ile tekrara kaldık. Tekrarda ise Barov'a elendik. Şampiyon City. Geldik Karabağ'a 3-1'lik galibiyet. 3. turda Arsenal'a 3-1 ile elendik. Şampiyon Liverpool. Süper Kupa Paris'in, Şampiyonlar Ligi Liverpool'un, Avrupa Ligi İnter'in oldu. Konferans Ligi ise Hetafe'nin bu sene. Sene sonu itibariyle
itibariyle takım kadrosu görüntüde 80 üzerine çıkan birçok futbolcumuz var. Leno bile 34 yaşında artı bir artış gösterdi. Leite düştü, artık yedek kalecimiz o zaten bizim. Ayer 85 oldu. Collins 82 oldu. Collins'ten daha fazlasını beklerdim ama 5 hafta sonra 83 olacak gibi. Devam ediyoruz yine gelişimlere. Savage artı 3 gelişti. Abdoulaye Kamara artı 5 dedi bu sene. Müthiş bir gelişimi var Kamara'nın. Adriano Dos Santos 70'e ulaştı. Osasuna satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyormuş ama 1 yıllığına Dos Santos'u kiralık olarak gönderebilirim diye düşünüyorum. Fernandes artı 4 dedi. Pinto artı 4 dedi. Stefanovic artı 4. Herkes artı 4'e bağlamış. Ben Diaz da artı 4 dedi bu arada. 84'e ulaştı. En iyi performans gol anlamında Diaz'dan geldi. Asist anlamında bu sene Alvaro Fernandes 14 tane asist yaptı. En değerli oyuncu Christopher Ayer. Yeni sene başında Stefanovic ve Pelistri'nin bonservislerini almayı deneyeceğiz. Bunu istiyorum. 208 milyon euroluk bir kar elde ettik sene sonu. En fazla Diaz'ın forması satıldı bu sene. Krallıklarda ise Diaz gol kralı. Asist kralı yine bizden Fernandes. Gol yenmeye maç sayısında ise Leno 4. Wimbledon'la Premier Lig senesi başlıyor. Bütçe 68 milyon euro. Öncelikle Pelistri'nin 15.5'lik satın alma opsiyonunu kullanıyoruz. Stefanovic'in de 8.4'lük serbest kalma bedelini kullandık. Transferlere kulübün bizden istediği tarzda bir transfer yaparak başlayacağız. Reece Nelson, yani İngiliz bir futbolcu transfer etmemiz istenmiş. O isim Nelson olacak. Dos Santos için kiralama teklifiyle başlıyoruz seneye. Alvaro Fernandes'i istiyorlar. Hem de çok iyi bir teklif var. Ama daha da iyisini istiyoruz. 60-550 istiyoruz ve anlaştık. Adriano Dos Santos kiralandı. Ve Fernandes Milan'da. Nokta atış bir MDO'ya ihtiyacımız var. Yusuf Fofana 33 milyon euroya. Wimbledon'da. Stoper transferiyle devam edeceğiz. Wout Faes Wimbledon'a geliyor. Şimdi Iago Aspas artık iyi seviyede değil. Forvet'e Giovanni Bolivar diye bir isim getirmeye çalışacağız. Ama burada çok kritik bir durum var. Maaş biraz sıkıntıda. 14.6 yeterli olabilir. Courtney Senior için teklif var. Bu oyuncuyu göndereceğiz artık. Gerson Mosquera PSV ile gidebilir. Diğer oyuncu gitmedi. Mosquera satıldı. Ve bu sene Premier Lig için Wimbledon hazır. Ben şöyle bir 11 planlaması yaptım. Nelson'u da bir an önce sol orta sahaya çekmeye çalışıyorum. Bu sene yine hedef Premier Lig'de kalmak. Championship'te yaptığımız gibi yapacağız. Premier Lig'de ilk sene sonumuzda muazzam bir sıralama aldık. 59 puanla 7.'yiz. FA Cup'ta 3. turda başlayıp City'ye karşı kaybettik. Swansea City şampiyon. Karabağ'da ise Coventry City'ye 3. turda penaltılarla kaybettik. Burada da Manchester City şampiyon. Süper Kupa Liverpool. Şampiyonlar Ligi Real Madrid. Avrupa Ligi Barcelona, Konferans Ligi ise Southampton'ın oldu. Sene sonu itibariyle takım kadrosu, bu arada Nelson'da sakatlık var, bu iyi haber değil. Leno düşüş göstermeye başladı. Yeni sezonda kaleci ihtiyacımız olacak. Zaten diğer kaleciler de ayrılıyor. Böyle bir durum da var. Ayer 87 oldu. Stoperlerin hepsi bu sene artı ikişer artmış. 84'e yükselen Collins ve Faes var elimizde. İyi seviyeler. Fofana artı 2 dedi. Artı 3'ümüz vardı. Abdoulaye Kamara 81'e ulaştı bu sene. Adriano Dos Santos kiralık gitti, kulüpte 73 oldu. Stefanovic 84. Pelistri 84 oldu. Reece Nelson hiç artış göstermedi. 7 hafta daha sakat. Oyuncunun sol orta saha olabilmesi için bir hafta daha var. Yani çok kötü bir durum yaşadık bu sene. Diaz artı 2. Bolivar'da artı 3 gelişti bu arada. Ve sene sonu en iyi performans toplamda Diaz'dan geldi. En asistçi oyuncumuz Pelistri ve Stefanovic oldu. Tabi bura diğer liglere benzemiyor, o da bir gerçek. En değerli oyuncumuz Ben Diaz. Sol orta saha ve kaleci ihtiyacı buram buram bağırıyor. Bu sene 324 milyon euro kar elde ettik. En fazla Diaz'ın forması satıldı. Krallıklara geldiğimizde Diaz 3. bizden. Asist kralı Foden City'den. İlk 15'te bizden kimse yok. Gol yemeyen maç sayısında Leno 4. olmuş. Çok iyi performans. Yeni sezon başlıyor Wimbledon'da ve 52 milyon euro bütçe var. Yeni sol orta sahamızı belirledim. Mudrik diye bir oyuncu Torino'da oynuyor. 44 milyon euro teklif edeceğim. Piyasa değerinin çok altında. Ama kabul etmediler. Şöyle yapsak, geçen sene hayal kırıklığı yaratan Nelson'u verip üstüne 27.1 verirsek anlaşabiliriz. Diaz için Barça'dan teklif var, 97.600. 107.6'lık bir teklif ve Barça ile anlaşıyoruz. Oyuncu sayımız az. O yüzden
3 tane kaleci oluşturacağız. İkinci kaleci Leno olacak. Üçüncü kaleci de Acevedo. Diaz Barça'da. Tabi Diaz gitti. Barça'ya Marc-André Ter Stegen korusunda bize uygun bir teklif yapmalarını istedik. Biz 10 milyon euro dedik ve 10 milyon euro da anlaştık. Ve bu sene iyi bir forvet almamız lazım Diaz sonrasında. Rutter Sassuolo'dan Wimbledon'a geliyor. 12 aylık kontratı kalmış. Forvette artık rotasyona da iyi bir isim getirmek istiyorum. Çek golcü Thomas bundan sonra Wimbledon'da. Hatta muhtemelen Thomas diye okunuyor. Bu sene rotasyona da ciddi yatırım yapıyoruz. Callum O'Hare bundan sonra Wimbledon forması giyecek ofansif orta saha. Stoper rotasyonu içinde Courtney House. Stuttgart'tan Wimbledon'a 6 milyon euro artı %7 pay. Wimbledon'da transfer bitti. İşte yeni sezona Wimbledon takım kadrosu, yedekleri ve kadro dışındaki futbolcular. Hatta kadro dışından bazı oyuncuları serbest bırakacağım. Çok düşük kendi isimler kaldı takımda. Bu adamların gitmesi gerekiyor. Olivier Simon gitti. Bir de Bartley'i de yolluyorum. İki serbesti kullandık. Premier Lig'de bir başka sene sonu sadece 3 puanla şampiyonluğu kaçırdık. İkinci olduk 84 puanla, çok önemli bir sıralamadayız. FA Cup'a 2-0'lık galibiyetle başladık. 4. turda ise 2-0'la elendik. Şampiyon Chelsea. Karabağ'a gelecek olursak Liverpool bizi 3. turda eledi. Chelsea şampiyon oldu. Süper Kupa Barça. Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain, seneye biz de Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Avrupa Ligi Manchester United ve Konferans Ligi ise Braga'nın oldu. Sene sonu itibariyle takım kadrosu. Öncelikle Marc-André Ter Stegen'in bir senede -3 düşüş göstermesini anlamlandıramıyorum. Adam uçarak düşüş gösterdi. Net olarak söyleyebilirim. Ayer, Collins, Faes gibi isimler artı birer arttı. Courtney House hiç artmadı stoperde oynamayınca demek ki. Fofana artı bir demiş. Kamara da artı bir demiş. Yalnız Kamara'nın antrenmanını değiştirme zamanı geldi. Onu da söylemek gerekiyor. Hızlandırabilmek için. Artı birden daha iyisi çok fazla yok. Mudrik artı iki dedi sol orta sahada. Stefanovic 84'te kaldı. Ama 5 hafta sonra 85 olacakmış. O'Hare artı 1 dedi. Pelistri artı 2. Bolivar artı 1 ve Rutter artı 2 dedi. Tomas da artı 1 demiş gerçi. Bu sene gelişimler baya baya yavaşladı. Rutter takımın en golcüsüydü. En asistçisi ise Filip Stefanovic. Onun performansı çok düştü. Seneye bir ofansif orta saha arayabiliriz. En değerli oyuncu şu an Rutter. Sene sonu 407 milyon euro kar. Rutter en fazla formayı sattırdı. Krallıklara geldiğimizde Edward City. City'den gol kralı. Rutter bizden 6. oldu. Asist kralı Tottenham'dan Gavi. Gol yemeye maç sayısında Ter Stegen 2. O değil de Ter Stegen çok hızlı düştü ya. Yeni sezona başlıyoruz 121 milyon euroluk bütçeyle. Dünyanın en iyi kalecilerinden biri Donnarumma. 1 yıllık kontratı kalmış. 95.9'a Wimbledon'a geliyor. Ryan Sessegnon serbestteydi bu sene. 83 geniyle Wimbledon'da. 2 haftada sol orta saha olabiliyor Ryan Sessegnon. Ter Stegen Almanya'ya gidecek. Dortmund'la görüşüyoruz. Maaşı çok yüksek. İkinci kaleci için bu kadar yüksek maaş vermek istemiyorum. Ve oyuncu gitti. Bolivar'a Roma'dan teklif var. Görüşeceğiz. 40.2 diyorum Bolivar için. Sessegnon pozisyonunu değiştirdi. Bolivar satıldı. Acevedo'yu yollayacağız. Benfica istiyor. Oyuncu Benfica'da. Tomas'ı da Leipzig'e satmak üzereyiz. Buradan da yaklaşık 40 milyon euro gelir elde edersek müthiş bir forvet daha getireceğiz. Tomas da gitti. Evet, ikinci forvetimiz o olacak. Julian Alvarez 80 milyon euro dedim, kabul etmediler. 90.4'e çıkardım teklifi, Leipzig'le anlaştık. Transfer bu sene bitti. Çok iddialı bir takımla bu seneye hazırız. Şampiyonlar Ligi D grubunda Ajax, Villarreal, Genk. Müthiş bir gruba düştük ilk senemizde. Hedef liderlik. 6'da 6 falan yapabiliriz. D grubunda 16 puan. Liderlik geldi. Son 16'da rakip Sporting Lisbon. İlk maça geldik, yalnız takım ateş ediyor bizim. İyi sonuç. 3-1'lik galibiyet. Wimbledon çeyrek final istiyor. Ve İngiltere'de o çeyrek finali alıyoruz. Çeyrek final rakip Milan. İtalya'daki ilk maçtayız. İyi bir sonuç. Kaybettik 2-1. Çok kötü. Rövanş günündeyiz. Wimbledon mı? Milan mı? 2-0'la uzatmalarda Mudrik'le yarı finaldeyiz. Yarı finalde bir başka İtalyan kulübü Inter. 3-1-4-2, 3-5-2'ye karşı. İtalya'da 2-2. Yine İngiltere'ye kaldı iş. Kendi evimizde final. 2-1'le geldi. Sene sonu Premier Lig'de şampiyon Wimbledon 85 puanla. FA Cup'ta 3-2'lik galibiyetle başladık. Sonrasında tekrara kaldık Manchester United beraberliğiyle ama 2-1'lik galibiyetle yolumuza devam ediyoruz. Çeyrek finaldeyiz.
City'ye elendik. Şampiyon Manchester City. Karabağ'da ise 1-0'lık galibiyet sonra 2-0 çeyrek finalde penaltılarla elendik. Süper Kupa Paris Saint Germain. Şampiyonlar Ligi'nde finalde Manchester United'la oynayacağız. Avrupa Ligi Real Madrid'in. Konferans Ligi ise Roma'nın. Sene sonu kadro görüntüde. Zaten gelişimleri bu sene yakından gördük. Ama artı birden daha iyisi var mıydı ona bakıyorum. Ryan Sessegnon artı 2 gelişmiş. Emre Kaya takımdan ayrılıyor. En golcü oyuncumuz Ruud Dert'i. En asistçi ise Filip Stefanovic. En değerlimiz ise tabii ki Donnarumma. Bu sene 419 milyon euro kar. En fazla Ruud Dert'in forması satıldı. Krallıklarda Şampiyonlar Ligi'nde Ruud Dert gol kralı oldu gibi. Asist krallığında Stefanovic'in ismi var, paylaşıyor diğerleriyle. Gol yemeyen maç sayısında ise iddiamız yok. Final başlıyor. Alvarez ile final başladı. Alvarez şimdi sağ taraf oynadı. Facundo Pellistri ortaya, son anda müdahale var. Fofana sağ tarafa, Pellistri orta. El vardıydı hakem. Bir daha izliyoruz pozisyonu. El çok açık, çok net penaltı. Stefanovic topun başında. Stefanovic 1-0. Wimbledon önde. Tete, Gori, Ramsey. Offside yok dedi hakem. Donnarumma son anda çıkardı. Mudrik verdi. Alvarez. Ruud Dert döndü. İyi top Kamara'ya. Kamara. Offside dedi hakem. Mazrui getiriyor. Mazrui pası da verdi. Gori getiriyor. Gori. Geriye. Mazrui. Vuruş. Out. Jorginho. Stefanovic. Kamara. Jorginho'dan iyi top. Pellistri vurdu. Unai Simon. Atak devam edecek ama Mazrui. Kamara. Şimdi Stefanovic. Ruud Dert. Verdi pası Mudrik'e. Mudrik döndü. Mudrik'ten Kamara'ya. Kamara içe Mudri'ye. Mudrik. Alvarez. Pellistri karşı karşıya. Pellistri çok kötü vurdu bu sefer. Julian Alvarez dakika 61. Alvarez vurdu. Kaleci Unai Simon. Bellingham hala topunda. Ramsey, Orkun Kökçü. Gori döndü Mudrik. Atak devam ediyor bu arada. Gori geri oynadı. Tete. Tete yerde ve penaltı, evet. Çok gereksiz bir müdahale. Jakob Ramsey topun başında. Ramsey 1-1. 2 penaltı, 2 gol maçta. Ramsey, Anthony. Orkun vurdu Donnarumma. Orta geldi bu arada. Korner kullanıldı. El var dedi, penaltı. Olacak iş değil. Jakob Ramsey topun başında. Ramsey Donnarumma bu sefer çıkardı. Sağ taraftan çıkıyoruz. Pellistri verdi. Julian Alvarez. Tekrar Pellistri. Sağ tarafta. Pellistri getiriyor. Pellistri ortaya. Christensen. Ruud Dert'den Pellistri'ye ama gelmedi. Atak devam edecek. Ruud Dert. Stefanovic. Alvarez de oynadı. Julian Alvarez. 2-1 dakika 90. Alvarez fişi çekti. Bitti bu iş. Alvarez. Ruud Dert'e verdi. Ruud Dert çekti. Alvarez'le oynadı. Julian Alvarez direkt. Atak devam edecek Alvarez. 90+3. Şov yaptı şov. Yok böyle bir gol. Julian Alvarez. Ve maç 3-1 kazandı. Kaptan geldi Christopher Ayer. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Wimbledon. Ve videonun da sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.